Adana'da vardı bu sabah. Ne oluyor? Çeksin, çeksin çorba. Ha! Bana da hızlı gel. Şanlıurfa'nın sorun yumağı haline gelen ve dar bir alana sıkışmış olan ikinci el oto alım satım pazarı şimdilerde yol sıkıntısı çekiyor. Adliye ve valilik binasının hemen yanı başında bulunan ikinci el oto alım satım pazarı yollarının çamur ve çukurdan geçilmiyor. Yaklaşık 2 yıl yaz kış aynı çileyi çektiklerini belirten oto alım satım esnafları yetkililere çağrıda bulunarak çözüm istedi. Bu yıl için bir an evvel bir gelip yapmalarını istiyoruz. Çamurda devam çamurdur zaten, yağmurdur. Biz yetkililere bir 2-3 sefer söylememize rağmen bir de Cumhuriyet Başsavcılığının önünde olduğu halde buralar su görürsen arabalar geçtiği zaman milletin üstünde su gidiyor. Millet gidip gelemiyor, adliye yoludur. Burada bir an önce buranın düzeltmesini yetkililerden rica ediyoruz. Kış aylarında çamur ve su birikintisinden sıkıntı çektiklerini belirten oto alım satım esnafı yetkililere tepki gösterdi. Sayın belediye başkanına rica ediyoruz, ya asfalt yapsın ya da parke taşı burada döşesin. Şimdi biz dışarıda oturamıyoruz. Artı havalar ısındı. Havalar ısınınca mecbur hava güneşte oturacağız. Ondan sonra buradaki giden araçlardan sudan dolayı oturamıyoruz. Nereden su birikintisi oluyor. Ondan sonra su bizim yüzümüze fışkırıyor. Ondan dolayı yani belediye başkanına ricam, yani bir an önce bu bir de bu yol çok çalışıyor. Yani adliye burada var, nüfus dairesi var, valilik var. Ondan sonra vesaire bütün kurumlar burada olduğu için bu yol çok çalışıyor. Ondan dolayı bir an önce bu yolun yapılmasını rica ediyoruz. Yetkililer buradan geçiyorlar şimdi, her gün adliyeye gidiyorlar. Nüfus burada, onlar da görüyor yani, işleri nüfusa da düşüyor, adliyeye de düşüyor. Bu yol yani şehrin merkezi yani. Burası bu yıl yani bu adliye, nüfus buraya geldikten böyle her yıl yapıyorlar ama sağlam yapmıyorlar. Yani sağlam yapsalar burası 4-5 yıl gider. Önemli olan sağlam yapmaları. Defalarca yetkililere sorunu bildirdiklerini belirten esnaflar, yetkililerin soruna duyarsız kaldıklarını söyledi. Bela olacak mı? Onu işte nedir, ben bu hükümete veriyorum. Ben hiçbir yere vermem şey. Eğer vermişsem ben insan değilim. Nedir bu hal? Bu yol 2 senedir böyle. 3 aydır ben Mehmet Ayşeoğlu'ya dedim, gelin burayı yapın. Dedi biz yaparız, 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 yaparız. Haliye yapıyorlar, haliye yapıyorlar. Bela olur mu? Yolumuz yaklaşık 5-6 yıldır böyle. 5-6 yıl? Evet. Peki esnaf olarak hiç şey yapmadın mı? Esnaf olarak şikayetçiyiz. Yollarımız hepsi hali budur mesela. Biz normalde çakıl döşüyoruz. Yine yağmur, su birikiyor. Üstümüz berbat oluyor. Bazı arkadaşlar var arabayla süratli geçiyor. Bu şekilde yani. 5-6 yıldır hep öyleyiz biz. Yetkililere söylemediniz mi? Yetkililere söyledik. O zamanı gelip gezdiler burada. Söyledik hepsine. Dedik, durumumuz böyle. Oyumuzu da verdik. Ne gelen var ne giden var şimdi.